Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. Dergi tavsiyeme devam ediyorum. Umarım sizler de benimle daha iyisinizdir. Mavi Kırlangıç diye dergi hazırlanmış. Üstelik 2019, yani bu yılımızı terk ediyoruz. Son aylardayız. Fakat 50. ayını yarım asırdır Mavi Kırlangıç dergisi, yani Yeşil Ay'ın yarım asırdır aramızda olmasını kutlamışlardır. Mavi Kırlangıç çocuklar için hazırlanmış. Çok güzel. Hem kağıdı güzel, kaliteli basılmış, hem bir kokusu yok, insana ağır gelmiyor. Üstelik rengarenk, bilgili çocuklar için çok tavsiye edilebilecek düzeyde bir dergi. Ayrıca Yeşil Ay'ın hazırladığı bu derginin özelliği, bizleri hem evimizde kolay etkinlikler sunacak, hem çevremizi daha net algılayabileceğiz, daha sorumluluğumuzun farkına varabilecek ve aklımızda sağlığımızla ilgili neler yatıyorsa onların sorularına cevap bulabileceğimiz şekilde tasarlanmış ve ilginç bilgiler. Siz meraklı miniklerimize, meraklı güzel kardeşlerimize çok güzel şeyler hazırlamışlar. Büyüyünce ne olsa, ama doktor olsak, öğretmen olsak ve birçok meslekler var buralarda. Küçük küçük tanıtımlar yapmışlar. Herkes doktor ya da öğretmenliği seçmeyebilir. Alternatif mesleklerimiz de var. Hem kısa kısa bilgilerimiz var, hem ne işe yarıyor, neden yapmalıyım, nasıl bir faydam dokunacak insanlığa ve ülkeme diye aklınızda sorular kalırsa çok rahat öğrenebiliriz. Evet, hafta hafta itfaiyecilik haftası 25 Eylül 1 Ekim arasıymış. Bu özel haftalarımızı da bilgilendiriyor. Şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Eksik parçalar var. Bunlar etkinlik olarak yanında veriliyor. İşte yapışkandır, kartı da şudur. Ben açıp da baktığım için size sadece tavsiye edebilmek amacıyla eski dergilerimi buraya koydum. Siz yenisini almak isterseniz standlarda, market standlarında bulabilirsiniz. Dergi standlarında. Çok güzel hazırlanmış, tavsiye ederim. Hem eğlenceli vakit geçiriyorsunuz, hem eğlenerek öğreniyorsunuz. Ayrıca evinizde kardeşimiz varsa ya da yoksa bile komşumuza ya da akrabamıza hediye edebileceğimiz niteliğinde eki de var. 4-6 yaş grubu için hazırlanmış. Pekala, bunun için neler hazırlanmış? Şöyle bir bakıyoruz. Noktaları birleştir kısmı var. Kağıttan sincap yapalım. Birlikte eğlenceli vakit geçiririz. Tekerlemelere bilmeceleri var. Sudoku olarak hazırlanmış. Çok güzel hikayeleri var ve ufaklıklar birazcık kullanırken küçük oldukları için yırtabiliyorlar. Ama hiç önemli değil. Yeter ki dergiye dokunsun, kitaba dokunsun, güzellikleri paylaşalım. Onlara da benim daha dikkat etmem gerekiyor. Ayrıca boyama kitapları da hazırlamışlar arkadaşlar. Şöyle ben hemen hızlıca göstereyim size. Bizler birazcık içerisinde birkaç tane yaptık. Ufak oldukları için bu tip şeylere katlanma biliniyor. Yeter ki öğrensinler. Öğrendikten sonra artık bunları yapmazlar. Gölge eşleştirme var gördüğünüz gibi. Çok güzel hazırlanmış o da. Ve sağlıklı yaşıyorum. Anaokulu için, ortaokul için, lise için hazırlanmış. Bunlar arkadaşlar sizlere sunulmak üzere hazırlanmış, tasarlanmış. Daha çok dikkat etmeliyiz. Nasıl beslenmeliyiz? Beslenirken nelere dikkat etmeliyiz? Kişisel temizliğimize nasıl dikkat edebiliriz? Ve hijyen testleri. Kendinizi test etmek isterseniz, eksik ya da fazlasını öğrenmek isterseniz burada minik bir testimiz var. Hareketli olun, spor yapın ve öneriler var. Neden hareketli olup spor yapmamız gerekiyor? Hemen ben size minicik okuyayım. Gündelik yaşam içinde herkes az ya da çok fiziksel aktivitede bulunur ve enerji harcar. Ancak beslenme ile aldığımız enerji gün içinde harcanan fazlaysa bu fazla enerji vücut tarafından yağa dönüşerek depolanır. Bu yağ deposu da aşırı kiloya ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır. Oysa düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin sağlıklı yaşamaya doğrudan ve dolaylı birçok katkısı vardır. Spor ve egzersiz. Arkadaşlar, şimdi biz bunları okuyoruz. Evet, çok da güzel hazırlamışlar. Pekala, ben sağlıklı beslenmek için, yani vücuduma aşırı kilo ve yağ deposu yapmamak için neler yememeliyim? Hemen başında ilk aklınıza gelen ne geliyor? Cips geliyor, kola geliyor, hazır yiyeceklerden renklendirilmeleri bol olan ve bizlere çok lezzetli gibi görünen fakat kalp sağlığımızı, beyin sağlığımızı, hatta bakabilmeyi, tadabilmeyi, yürüyebilmeyi, bu güzel özelliklerimizi elimizden alacak birçok yiyecekler var. Aman ha, dikkat edelim.
Bunları da diğer videolarımızda inşallah teker teker değinmeye gayret edeceğiz. Evet, niçin hareketli olmalıyız ve spor yapmalıyız? Tabii ki hareketli olalım derken de hiçbir yere zarar vermemeliyiz. Öyle değil mi? Annemizin, babamızın ya da bir büyüğümüzün haberi olmalı. Tek başımıza hiçbir yere çıkmayalım. Kalp ve damar sağlığımızı iyileştirir. Hareketli ve spor yaparsak egzersizler dokularımızın daha iyi beslenmesini sağlar. Vücudumuzun görünümünü güzelleştirir. Doğru ve düzgün düşünme, iletişim kurma, akılda tutma, yorumlama ve karar verme gibi becerilerimizin gelişimine katkı sağlar. Daha mutlu ve daha neşeli olmamıza, yaşama sevincimizin yükselmesine ve etrafa pozitif enerji yaymamıza katkıda bulunur. Bu nedenle hareket etmek, spor yapmak, sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalmanın en önemli koşullarındandır. Yeteri kadar oyun oynadıktan ve hareket ettikten sonra dinlenmek de sağlığımız için önemlidir. Arkadaşlar, son zamanlarda denk geldim. Bir şırınga çikolata satılıyormuş kantinlerde, bakkalda, markette, her neyse. Bunların uçlarını ağzıyla açan arkadaşlarımız varmış ve soluk borusuna kaçarak hayati tehlikeyi atlatamayanlar ölüyorlar. Aman dikkat edin, içerisinde alerji olabilir. O ağzını açtığınız kapak kısmı soluk borusuna çok rahat kaçıyor ve onlara dikkat edin. Hiçbir şey ağzınızda açmayın lütfen. Ya elinizle koparın ya da onu koparacak herhangi bir kesici, yani makas olabilir ya da yine bir büyüğümüzün gözetimi altında. Eğer çok istiyorsanız aldıktan sonra mutlaka içerisini okuyun, bir büyüğünüze danışın. Biz çocukların güzel yürekleri çok saf ve temizdir ve lezzetli olan şeyler ya da bize hoş gelen şeylerin hemen peşine düşeriz. Aman ha dikkat edin, mutlaka ama mutlaka bir büyüğümüze danışalım, onlardan izin alalım, içerisini okuyalım. Kesinlikle ama kesinlikle alerji içeren maddeleri ağzımıza bile almayalım. Aman benim güzel arkadaşlarım, benim tatlı dille güler yüzlü arkadaşlarım, aman diyeyim. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşça kalın.